Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Merhaba, merhaba. Benim kentim, benim belediye, benim mahallem projesinin ilk toplantısını mahallemizde yapıyoruz. Bu toplantıyla bizi bir araya getiren Atakum Belediye Başkanımıza, belediyemize öncelikle teşekkür ediyorum. Akşam burada toplanma nedenimiz mahallemizle ilgili şikayet ve taleplerimizi samimi, sıcak bir ortamda konuşup bunlara çözüm yolu bulabilmektir. Atakum Belediyesi, Atakum için insan ve çevre odaklı, adil ve ortak fikre dayalı belediyenin hükümeti sunmak, genel demokrasiyi güçlendirmek, Atakum'da şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hakim kılmak amacıyla Atakum Kent Konseyi ile birlikte uygulamaya koyduğu katılımcı bütçe çalışması kapsamında bu akşam sizlere konuk olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizin bölgelerinizde oluşan belediye bütçesini birlikte planlamayı düşünüyoruz. Diyeceksiniz biraz geç kaldık, evet geç kaldık ama nereden başlarsak kar oradadır diyoruz. Önümüzde daha iki bütçemiz daha var. Bu bütçeyi sizinle beraber yapalım. Klasik anlamda derdini sadece bütçe yapmak değil, biraz yaklaşmak da istiyorum. Çünkü Türkiye 1920'den bu tarafa, hangi açıdan bakarsanız bakın aydınlık bir tablo, aydınlık bir sayfa açılmıyor. Bu ülke bize, bu ülke bu çocukların anası babası burada. Partisi ne olursa olsun, kim oy vermiş olursa olsun, ona göre ilgili değil. Ama bu çocukların anası babası kadar değilse de onlar kadar seviyorum ve tüm hayatımı, tüm siyasi geçmişimi bu çocukların ve bu ülkenin geleceğini mahvettim. Birlikte düşüneceğiz. Birlikte karar vereceğiz. Zaman zaman buraya oturacaksınız, ben oraya oturacağım. Zaman zaman oraya oturacaksınız, ben buraya oturacağım. Yani hem burayı hem oranın durumunu düşünerek birlikte karar vereceğiz. Bütçeyi sizinle yapacağız. Evet, hem teknik anlamda bir katılımcı bütçe yapacağız. Şifrelerine, kodlarına uygun olacak. Dünya ortalaması da Birleşmiş Milletler'in bizim gibi belediyeleri izlemeye yönelik bir kurulu var. Bu tip bütçe yapanları izliyorlar, takip alıyorlar. İşte Avrupa fonlarından kredi alırken başka ilişkilerde bu belediyeleri takip ediyorlar, biliyorlar. Yani İstanbul'da Şişli, Eskişehir, Nilüfer, Türkiye'de birkaç belediyeden bir tanesi olmaya aday Atakum Belediyesi. Tüm sıkıntılarla rağmen. Mesela kadın eşitliğinde bir uluslararası bir sözleşmeye imza attık Atakum Belediyesi'nin kararıyla, belediye meclisinin kararıyla. Şimdi arkadaşlarımız yerine Hatay'a gidiyorlar. Duydum ki Atakum Belediyesi, yani Türkiye'de bu kadın erkek eşitliği konusunda oldukça iyi projelere imza atmış ve Türkiye'nin başka yerlerinde konuşulan belediyelerden bir tanesi haline gelmiş. Bütçeyi huzurunuza getirdim. Bundan sonra sizin de bir cümle daha kurayım. Bu seneki bütçeyi, yani 2022 yılının bütçesini geçen yılın Kasım aylarında, bu aylarında yapa gelmiştik. Böyle bir süreçte geçmedi ama tabii toplantısında, belediye meclisinde, böyle bir takım sivil toplum örgütlerinde tartışarak konuşturmuş. 265 milyon liraydı. Haziran ayında yeniledik, 195 milyon bir daha ekledik. Bu gider bütçesi. 265 milyonluk bir bütçe yaptık. Giderimizi ona göre denkleştirdik bu yıl için. Bu yılın ortasında bir bütçe daha yaptık. Sadece biz yapmadık. Devlet yaptı, belediyeler yaptı, devlet üçüncüsünü yapıyor şimdi. Şimdi sıkı durun. 2023 bütçesi, 2023 gider bütçesi 875 milyon. 250 milyon lira, 875 milyon lira. Böyle çarpık, böyle bugüne kadar görülmemiş, denenmemiş, yaşanmamış bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Bir örnek yok mu anlattıklarımın? Olmadı. 1920'den bu tarafa olmadı. Öncesinde bilmiyorum, bütçe yoktu, meclis yoktu, soran yoktu, hesap veren yoktu. Ama 1920'den bu tarafa böyle bir tabloyla karşılaşmadı. Bu tablodan
süreci beraber yöneteceğiz. Bu süreci beraber yöneteceğiz ve buradan çıkacağız. Elektronik atıkları belli bir noktada toplasak, biliyorsunuz bunlarda civa var, insan sağlığına zararlı her türlü madde var, suya karışan maddeler var, toprağa karışan maddeler var. Sizin de katkılarınızla böyle bir kampanya başlatıp evlerimizdeki çöpe giden o elektronik atıkları belli bir noktada toplayabiliriz. Evinizdeki elektronik eşyalar, evinizden çıkan tekstil atıkları, bunun yanında kağıt, karton, metal, plastik gibi atıkları tamamen toplayabileceğimiz bir uygulamayı özellikle Mutlu'nun patronuyla konuştuk. Pelitköy'de ve buna benzer toplu yaşamın olduğu sitelerde hayata geçirmeyi planlıyorum. Ben ve arkadaşlarım Pelitköy Tenis Kulübü'nde tenis oynuyoruz. Ama bu biraz maliyetli bir spor olduğu için bazı eksiklerimiz var. Çanta, bandanaj gibi şeyler var. O yüzden sizden, sponsorumuz da olduğu için sizden yardım istiyoruz. Kaç kişisiniz? Üçünüz. Evet, sadece üçümüz. Tamam, yarın geliyorsunuz. Yarın tamam. Bana telefon ediyorsun. Benim kartımı verin, telefonumu yazdırın. Yarın bana beni arıyorsunuz. Size bir araç gönderiyorum. Yarın Atakum Belediyesi'ne geliyorsunuz. Ne ihtiyaçlarınız var, nereden gideriliyorsa. Yarın ne ihtiyacınız varsa karşılıyoruz. Tamam, ben kendim karşılayacağım. Belediyeden olmazım. Teşekkür ederim. Aslanım benim.